Teknoloji Oku'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugünkü videomuzda Realme'nin 5i modelinin oyun performansına göz atacağız. Peki bu videomuzda ne yapacağız? Hemen size kısa bir açıklamada bulunalım. Realme 5i'yi tamamen şarj ettik. Yani şu anda şarjı %100 seviyesine kadar dolu. Görüyorsunuz yani pil şu anda %100. Az önce çıkarttık şarjdan ve bununla 15 dakika boyunca Call of Duty Mobile oynayacağız. Ve bu süre sonunda pilinin ne derece azaldığını göreceğiz. Aynı zamanda şurada gördüğümüz bir sıcaklık ölçer. Telefonla oyun oynamaya başlamadan önce ısısını ölçeceğiz ve oyun oynadıktan sonra ısısını ölçeceğiz. Dolayısıyla bu 15 dakikalık süre sonunda telefonun ne kadar ısındığını da test etmiş olacağız. Burada neden Call of Duty Mobile, neden başka bir oyun değil diye soracak olursanız arkadaşlar, hem Wi-Fi tarafında pili sömüren bir oyun Call of Duty Mobile, hem de telefonun sistemini zorlama kapasitesine sahip bir yapım, yani ortalamanın üzerinde bir oyun diyebiliriz. Bu arada şunu da belirtelim. Realme 5i son zamanlarda uygun fiyatlı modellerden birisi. Özellikle sürekli kampanyaya giriyor olması bu telefonu daha da cazip kılıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde bir e-ticaret sitesinde kampanyaya girmişti ve fiyatı yanılmıyorsam 1400 liraya kadar düşmüştü. Dolayısıyla 1400 liraya alacağınız bir telefonda, yani bu seviyelere satılan bir telefonda Call of Duty Mobile'in nasıl oynandığını da görmüş olacaksınız. Bu arada şunu da hatırlatalım. Daha önce sitemizde Realme 5i incelemesi vardı. Dilerseniz yukarıdaki linke tıklayarak Realme 5i incelemesine de göz atabilirsiniz. Ayrıca bu telefonun kamerasını biz P30 Lite ile karşılaştırmıştık. Bunda 4 tane ana kamera var. P30 Lite ile karşılaştırdık da P30 Lite bu telefondan fiyat olarak çok daha üstün. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani P30 Lite ile 25'inin kapışması pek mümkün değildi. Fakat biz yine de bir hani 3 kamera, 4 kamera nasıl fark ediyor? Fiyat tarafında ne gibi farklar oluyor diye sizlere karşılaştırmıştık. Bunu da dilerseniz yukarıda verdiğimiz linkten izleyebilirsiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan yavaş yavaş testimize geçelim. Tabi önce dipnot olarak size şunu da belirteyim. Bu telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 665 Yonga seti bulunuyor. Bu Yonga seti 11 nanometrelik geliştirme süreciyle üretilmiş bir Yonga seti. Dolayısıyla orta segmentte kararlı bir performans sunduğunu söylemek mümkün. GPU tarafında ise Adreno 610 var. Dolayısıyla Call of Duty Mobile tarzındaki oyunları rahatlıkla çalıştırabiliyor. Öncelikli olarak telefonumuzun sıcaklığını bir ölçelim. Ondan sonra arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Şöyle ölçtüğümüz zaman evet 26.4 derecelik bir sıcaklığı mevcut şu anda. Dilerseniz şimdi oyunumuza girelim. Call of Duty Mobile'i açalım. Tabi yüklenme süreleri, sesi de şöyle sonuna kadar açalım. Ses de malum. Fark edecektir. Evet, Call of Duty Mobile'de yüklenme süreleri falan da bayağı uzayabiliyor. Telefondan telefona değişerek. Bunu da sizlere hatırlatalım. Şu anda herhangi bir güncelleme falan söz konusu değil. Tabi ben buraları atlayacağım birazdan. Oyuna girince hani oyunun yüklenme süresini görün diye bekliyorum şu anda. Biraz oynayıp sonra direkt videonun sonuna, yani 15 dakika sonrasına geçeceğiz. Şu anda oyunun yüklenmesini bekliyoruz. Biraz sabırlı olmamızı söylüyor bize. İşte arkadaşlar burada hani orta segment bir telefonla üst segment bir telefon arasındaki fark ortaya çıkıyor diyebiliriz. Çünkü hani bu yüklenme süreleri üst segment bir telefonda çok daha hani çok daha kısa. Fakat orta segment bir telefonda oyuna girmek biraz daha uzun süre biliyor. Sonuç olarak ikisi de uygulamayı açıyor mu? Evet açıyor. Yani o açıdan pek bir fark yok. Bu telefonu 1600 liraya alıyorsunuz. İşte çok hızlı giren bir telefonu daha fazla ödemeniz gerekiyor. Bu arada Call of Duty Mobile'de sürekli bir şeyler satmaya çalışıyor. Atlayalım. Şöyle biraz kısalım isterseniz. Şimdi devam edelim. Bir daha devam edelim. Biraz daha kısalım şöyle. Evet. Burada ben oyuna giriş yapmıştım aslında ama yine bir şeyler satmaya çalışıyor. Hayalet. Tamam tamam. Premium bilet satın almayacağız. Biz oyunu aldık. Oyunumuza bakalım. Evet arkadaşlar oyun ekranımıza geldik şöyle. Başla diyelim. Başla diyelim. Bu arada saatimize de bakalım. 15 dakika sonrasında bakalım kaç derecelik bir ısıya ulaşacak ve şarjımız da %100'den kaça gerileyecek bunu da göreceğiz. Şimdi
Biraz oyuna gireyim, oynayayım. Daha sonrasında videoyu durduracağım ve 15 dakika sonrasında tekrardan devam edeceğiz sizlerle. Tabi buradaki yükleme ekranı evet açıldı sonunda. Millet gidiyor, biz daha yeni geldik. Tabi bu gerçi internet bağlantısıyla sıkıntı olduğunu pek sanmıyorum çünkü. Yani internet bağlantım kötü değil. Onu da belirteyim sizlere. Dipnot olarak. Evet gidiyoruz. Gördüğünüz gibi oyun akıcı. Yani hani bir herhangi bir oyunun oynanışında falan bir sıkıntı söz konusu değil. Oyun akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Lag falan yok. Dolayısıyla oyun performansında herhangi bir sıkıntının da söz konusu olmadığını sizlerle paylaşabilirim. Evet şimdi ben 15 dakika boyunca oynayacağım ve 15 dakika sonra tekrardan kaldığımız yerden videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak 15 dakika oldu şu anda. Evet telefonumuzu şöyle alalım. Birkaç oyun attık bu süre içerisinde. Çık diyelim. Çıkalım oyundan da. Ve sonrasında pilimizin ne derece azaldığını. En önce pilimize bakalım. Evet %3'lük bir şarj kaybı olmuş. Ve sonrasında da ısımıza bakalım. Önce şöyle bir boşluğu ölçelim. Sonra telefonumuzu ölçelim. Evet. Telefonun sıcaklığı da yaklaşık olarak 33.8 dereceye yükselmiş. Önden de ölçelim bir. 34.3 ön taraftaki sıcaklık. Şuraları daha sıcak sanki. Evet. Tabi her yer aynı ısınmıyor. Bildiğiniz üzere. Bunun sebebi de yonga setine yakın olan yerlerin. Gerçekten de buraları daha serin ama şuraları özellikle daha sıcak. Yani kısacası 1500-1400 liraya aldığınız bu Realme 5'i ile 15 dakikalık bir oyun performansından sonra sıcaklık işte görüyorsunuz 35 derecelere kadar yükseliyor. Tekrardan şöyle bir hatta 36 dereceye de yükseldiğini söyleyebiliriz. Tabii artık soğumuş biraz da. Yani sonuç olarak şarjda %2-%3 civarında bir azalma olmuş. Tabii şunu da hatırlatmak gerekiyor. Biz bir telefonla hani çok fazla bir kullanım yapmadık. Yani dolayısıyla bataryası daha diri. Şu yüzden söylüyorum bunu. Atıyorum siz bu telefonu kullandıkça 4-5 ay sonra ya da ne bileyim daha uzun bir süre sonra bataryası daha yıpranmış hale gelecektir. Dolayısıyla 15 dakikalık oyun deneyiminden sonra bile bataryadaki azalma daha fazla olabilir. Fakat şu anda yeni aldığınız bir telefonda yani bunu yeni aldığınız zaman 15 dakikalık oyunda gördüğünüz gibi sadece %3'lük bir pil azalması söz konusu. Bu gerçekten iyi diyebiliriz. Bu arada şunu da belirtelim. Realme 5i'de 5000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Dolayısıyla bu oyun performansı için son derece yeterli diyebiliriz arkadaşlar. Genel olarak telefonun oyun performansını sizlere göstermeye çalıştık. Dereceyle ölçtük. İşte pilini de gösterdik zaten. 15 dakika bir Call of Duty Mobile deneyiminden sonra telefonun pili tekrardan bahsettiğim %3 oranında azaldı. Telefonun sıcaklığı ise 36'ya kadar yükseldi diyebiliriz. Yani özellikle şu üst kısımda dolayısıyla yonga setinin bulunduğu kısımda biliyorsunuz şu burada genelde batarya bulunuyor. Fakat yonga setinin bulunduğu kısımda yani şu bölümdeki sıcaklık daha fazlaydı. Ha bu sizin elinizi rahatsız eder mi etmez mi? Muhtemelen kap kullanırsanız plastik bir kapla kullanırsanız bu telefonu bu sıcaklığı hissetme olayı biraz daha azalacaktır. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşalım arkadaşlar. İlerleyen günlerde farklı telefonlarla da bu testleri gerçekleştireceğiz. Eğer bu testlere tabi tutmamızı istediğiniz bir telefon varsa bizlere yorum olarak bunu belirtebilirsiniz. Atıyorum işte Xiaomi olabilir, Huawei olabilir, Samsung olabilir. Herhangi bir model sizden talep gelmesi hakkında biz bunları burada bu şekilde oyun incelemesine tabi tutarız. Ayrıyeten Call of Duty Mobile haricinde şu oyun bu telefonları daha çok zorluyor dediğiniz bir yapım varsa onlarla da bu videoları çekebiliriz. PUBG olur, işte ne bileyim asfaltlar var, araba yarışları onlarla olur. Yani bu tamamen sizin isteğinize kalmış bir durum arkadaşlar. Bizleri sosyal medyadan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sizlere hoşça kalın diyorum.